Gerçi açık zamanda hiç boş gelmişiz gibi gözükmedi. Herkes dolu dolu bizi doldurdu hamdolsun. Şimdi biz konuşmaya başladık iki hafta önce. Biz biraz kilise neye benzer, nasıl olur, bizim birbirimizle ilişkilerimiz neler, bunlar hakkında konuşacağız demiştik biraz. Şimdi bu hafta aslında bir seriye başlayacağız. O serinin girişi bu seri. Ama ayetleri okuyarak başlayalım. Şöyle ben bir bakayım. Böyle bugün kimi duymadım ben? Şöyle bir bakayım. Bakayım Deniz'i duymadım ben. Deniz bize okusun bu ayetleri olur mu? Yakup mektubundan okuyacağız. Sonra bakalım ne çıkacak. Tabii. <laughs> Yakup 3.13 Aranızda bilge ve anlayışı olan kim? Olumlu ile bilgelikten doğan alçak gönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin. Gerçeği yaslamayın. Böylesi bilgelik gökten inen değil, dünyadan, insan doğasından, cinlerden gelen bilgeliktir. Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır. Sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, iki yüzlüğü yoktur. Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler. Amin. Teşekkürler deriz. Kalsın o sende. Kapatabilirsin. Sonra devam edeceğiz. Şimdi ben küçükken yazdığımız vardı. Bizim Kumburgaz'da orada büyüdüm. Dedem bana Almanya'dan bir saat getirmişti. Şimdi yaşı bana yakın olanlar bilirler. O zamanın ilk akıllı saatleri kasyonun. telefon numarası kaydedebiliyorduk onların içine. Ondan önce eski de öyle şeyler yoktu. Ama bir dönem şöyle hafif oval böyle üzerinde minik klavye olan telefon numaralarını kaydedebildiğimiz saatler çıkmıştı. Hatırlayanlar var mı bunu? Tamam. Casio'nun. Şimdi dedem bana Almanya'dan ondan getirmişti. Biz de denizde oynuyoruz. Ben de alarm kurdum böyle. Suyun içinde ses nasıl duyulur? bunu test ediyoruz. Suda ses gelir mi gelmez mi? Gelir mi suda ses? Biliyor musunuz? Suyun ses iletkenliği nasıldır? Tamam. Şimdi biz böyle oynuyoruz, yüzüyoruz biraz da açıldık falan filan. Ben böyle kolumdan saatin birdenbire böyle parlak bir şeyin kaybolduğunu gördüm. Çıkarttım saatim yok. Yeni de çok üzüldüm ve hemen daldım arkasından. Ama kayboldu. Derindeyim. Yani bence 11-12 yaşlarındayım. Daldım arkasından çıkmadı saat. Dibe kadar gittim ses yok. Ama şeye güveniyorum. Şimdi 2 dakikada bir alarm çalacak ya çünkü biz oynuyorduk yani. O alarmın sesinden ben onu bulurum diye düşünüyorum. Gerçekten daldım. Alarm sesi geliyor. Sese doğru gidiyorum ama ses her yerden geliyor. Ve ben bulamıyorum. Çıktım, tekrar daldım. Çıktım, tekrar daldım. Olacak gibi değil. Karaya çıktım çünkü artık şey sesi duyuyorum ama yoruluyorum da paletlerimi aldım. Paletleri alıp tekrar denize gittim. Arkadaşlarım çıktılar bu sırada. Ben yalnızım ve bu sırada hava kapatmaya başladı. Yani böyle bulutlar çıkmaya başladı. Ben paletle dalıyorum, sesi duyuyorum, sese doğru gidiyorum, arıyorum arıyorum bulamıyorum. Nefes almaya çıkıyorum, geri dalıyorum. Nefes almaya çıkıyorum, geri dalıyorum. Nefes almaya. Ben ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama sesi duyuyorum. Sesi iyi duyuyorum ve denizdeyim. Yani iyi de yüzüyordum. En son şöyle bir sahne hatırlıyorum. Denizden çıktım ben. Deniz simsiyahtı. Gökyüzü simsiyahtı ve evimi göremiyordum. Bir tarafımda bir gemi vardı. Yani çok yakın olmasa da yakındı ve kara görünmüyordu. Yani böyle kum tanesi gibi. Ve ben çok korktuğumu hatırlıyorum. Yani simsiyah bir denizin ortasında. Yani hiç karanlık bir denizin ortasında kaldınız mı bilmiyorum. Dalgalar da büyüdü. Fırtına kopacak belli yani. Bir şey olacak. Fırtına olmasa da yağacak bir şey olacak yani. Ve su karanlık. Gök de karanlık. Ve ben bir çocuğum. Bir tarafımda deniz var. Karayı göremiyorum. Çok korktuğumu hatırlıyorum. Neyse ki paletlerim vardı. K kıyıdan beni yani bilmiyorum. Ben karaya doğru yüzmeye başladım ama düşünün. Tam o sırada Jaws filminin de popüler zamanları. Jaws seyrettiniz mi bilmiyorum. Köpek balığı filmi. Ve beni hayal eder misiniz? Denizde bir dalga çıkıyor. Ben onu nasıl görünüyor o bana? Korkutucu bir anım vardı. Ya kurtuldum sonunda gördüğünüz gibi. Saat yok. İşte bakın. Saat kayboldu ama sesi vardı. Ama saat neden kayboldu biliyor musunuz? Çünkü suyun içinde sesin nereden geldiğini duyamazsınız. Suda ses duyulur ama suyun yapısından dolayı ses her yerden gelir. Ses her yerden gelir. Bu yüzden bugünkü konumuz iman pusulası. Pusula nedir biliyor musunuz? Bilenler pusula. Çoğumuzun telefon uygulamasında da var. Eskiden denizcilikte en önemli denizci aletiydi pusula. Böyle bir şey bu. Compass İngilizcesi pusula. Bunun özelliği bu ne tarafa çevirirsen çevir hep kuzeyi gösterir, hep güneyi gösterir. Bakın mesela kuzey şu an orası. Tam bizim klimanın orası kuzey. Ayşegül senin Marta ile Ayşegül'ün orası kuzey. Siz tam kuzeydesiniz. Bakın ben dönüyorum ama K harfi hala orayı gösteriyor. Biz bugünkü dünyada bunu biraz unuttuk. Ben bazen arabayı navigasyona bağlıyorum. Bir yere gideceğim. Adresi giriyorum. Götürüyor bana. Bana diyor ki navigasyon işte bilmem ne 18 kilometre kadar kuzey batı yönünde hareket edin diyor. Ya piri reis miyim ben? Nereden bileceğim kuzey batıyı araba kullanırken? Yani biz artık kuzey batı falan bunları kullanmıyoruz. Ama kuzey, güney, doğu, güneşin doğduğu yer ve batı. Pusula, iman pusulası, kilise imanda doğru yönde gittiğini nasıl anlar? Siz imanda doğru bir noktada olduğunuzu ve ne tarafa gitmek git, git, gittiğinizi nasıl ayırt edersiniz mesela? Bununla ilgili başka bir film var. In, in, Inception seyrettiyseniz. Film rüyaların içinde geçen bir film. tamam mı? Belirli ilaçlarla teknolojilerle insanların rüyasına girebiliyorlar. Ama bunu o kadar çok yapıyorlar ki, Belirli bir süre sonra bu kişiler biz rüyada mıyız gerçekte miyiz karıştırıyorlar. Öyle ya. Siz mesela her gün 8 saat uyuyor olsaydınız. Her gün rüya görüyor olsaydınız. Rüya ile gerçek hayatı nasıl ayırt ederdiniz? Mesela bizim şu an şu an rüyada olup olmadığımızı nasıl ayırt edebiliriz? Filmde filmde şöyle ayırt ediliyorlar. Böyle bu bunun bir adı var eskiden topaç gibi. Efendim? Topaç. Filmde bu topaçı çeviriyorlar. Bu topaç sürekli dönerse ve hiç durmazsa biz rüyadayız demektir. Ama duruyorsa gerçekteyiz demektir. Filmde böyle ayırt ediyorlar. Peki siz nasıl ayırt edersiniz? Bununla ilgili bir örnek var. Marina Abramovic diye bir kadın var. Bu kadın performans sanatçısı. Yani değişik değişik atıyorum şöyle yapıyor 8 saat böyle duruyor. İşte bilmem ne yapıyor bilmem ne böyle falan performans sanatçısı. Bu kadın 1979 yılında bir gösteri yapmaya karar verdi. Gösteri şöyleydi. Bir masa hazırladı. Oraya makas bilmem ne çiçek bir sürü şey koydu ve şey dedi. 8 saat ya da 10 saat boyunca ben hiç kıpırdamayacağım. Bana istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz dedi kadın. Bir tiyatro salonunda. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz dedi. Ve şeyler tabik, ziyaretçiler, tiyatro gibi performans sanatçısı ve ilk başta bu gösteri çok güzel başladı. Önce adamlar geldi, erkekler, kadınlar, bazıları çiçek verdi ona, bazıları güzel sözler söylediler, bazıları öptü yanağından, bazıları yüzüne baktı falan. Ama sonra gösteri başka bir yerlere doğru gitmeye başladı. Mesela biri geldi kadına tokat attı. Değil mi ki kadın dedi ki ben hiçbir tepki vermeyeceğim istediğin her şeyi yapabilirsin. Biri kadını itti, biri tokat attı, biri elbiselerini yırttı. Biri vücudunu yaraladı kadının. Kestiler makasla kadını. Ve o kadar kişi sıra ve kimse bir şey söylemiyor. Düşünün Orada o kadar kişi var. Biri de kalkıp siz ne yapıyorsunuz? demiyor. O yapıyor, öbürü de yapıyor. O yapıyor, öbürü de yapıyor. O yapıyor, öbürü de yapıyor. En sonunda bir adam ve bir grup çıktı siz ne yapıyorsunuz diye kadını giydirdiler. Peki bu neden oldu? Çünkü bizim insan olarak içimizde bu var. Denetimsiz ve pusulasız yaşadığımız her noktada korkunç varlıklara dönüşebiliyoruz. İnsan böyle. Denetimsiz. Mesela ben yani Avrupa ülkelerinde araba kullandım. Çok modern. Amerika'da araba kullandım, Hollanda'da, başka yerlerde, Avusturya'da ve her şey ülkemize göre çok düzenli ve düzgün gözüküyor gerçekten. Ama siz denetimi bir kaldırın bakalım. Trafik polislerini bir çekin bakalım ceza ve denetimsizliği bir getirin korkunç hale gelir. Bugün biz trafikten şikayet ediyoruz. Sebep denetimsizlik insanı korkunç bir hale getirebilir. Ve siz ve ben ruhsal hayatımızda doğru noktada olduğumuzu nasıl ayırt edebiliriz? Denetim var mı mesela? Çünkü şöyle bir tehlike var mı sizce? hiç denetim yoksa biz aslında çok farklı yerlerde olabiliriz. Ve hiç fark etmiyor da olabiliriz bunu. Neredeyiz biz? Ruhsal pusulamız nerededir? Bu yüzden Yakup, ki biz Yakup mektubunu çalışacağız önümüzdeki haftalarda. Mesela ilginç bir açılışı özellikle buradan yapmak istedim. Birkaç şey getiriyor. Ruhsal olarak pusulamız doğru tarafa mı? Doğru noktada mıyız? Değilsek bile nasıl kuzeye dönebiliriz? Ve o noktaya nasıl gidebiliriz? Bazı ölçütler üzerinde konuşacağız bugün. Bu yüzden mesela Yakup ilginç bir ayrım yapıyor. Yüreğinde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünme, böylesi bilgelik, İlginç bakın bunları bilgelikle bağdaştırıyor. Kin Kin nedir? Gece öfkenin üzerine güneş batırmak. Kin nedir? Sen iki yıl önce üç, böyle yapmıştın, geçen gün böyle yapmıştın, dünün nefretini bugün sürekli taşımak, ona göre yaşamak. Bu kin. Kin budur. Ve devam ediyor mesela başka şeylere. Ee, ben kıskançlık. Ha onun nesi var? Onda ne var falan filan. Bencillik. Önce ben. Benim duygularım ne olacak? Ben ne olacağım? Önce ben. Empatisizlik yaşam. Yani ben Kübra'ya ne hissettiriyorum değil ama ben beni düşünüyorum. Böylesi bakın bilgelik diyor. Bu bilgelik. Bunlar da bilgelik. Tek bilgelik Tanrı'dan değildir. Bunlar da bilgelik. Ve ne diyor? Gökten değil, Tanrı'dan değil. Dünyadan insan doğasından ve cinlerden gelen bilgeliktir. Biz geçenlerde bir kardeşimizle bir imanlının hayatına cinler gelebilir mi? Cinler etki edebilir mi diye konuşuyorduk. Tabii edebilir. Ve nasıl yapar bunu? Çünkü kendi bilgeliğiyle önce imanları etkileyerek cinler imanların hayatında kaleler kurarlar. O zaman bugün nerede olduğumuzu nasıl anlayabiliriz? Birkaç soru. Büyüyor muyum gün ve gün? Olgunlaşıyor muyum? Rabde daha bağışlayıcı, olgunlaşmak ne demek? Daha bağışlayıcıyım. Daha kardeşleri teşvik edici biriyim. Daha itaatkarım. Daha sevgi doluyum. Sevdiğim bir pastör dostum şöyle demişti. İnsan olgunlaştıkça yürek büyür, dil küçülür. Yani daha az yaralıyorum ama daha çok seviyorum. Olgunlaşıyorum. Sonra paklıkta büyüyor muyum? Paklık nedir? Arılık, arı olma durumu, saf olma durumu, paklık. Sonra Barışçılıkta büyüyor muyum? Yani daha barışçı mıyım? Barışı arıyor muyum? Barış için uğraşıyor muyum? Yoksa ilk küsen gücenen ben mi oluyorum? Yoksa barışı arıyor muyum? Bakın kardeş benim senle benim aramda soğuk bir şey var. Bunu çözelim diye adım atmakta büyüyor muyum? Yoksa küçülüyor muyum? Ya da yani Michael kardeş bak sen bu kardeşle bugünlerde konuşmadığını görüyorum. Bu konuda barış ara, ara, teşvik ediyor muyum? İyi örnek oluyor muyum barışçılıkta? İşte bunlar pusula olarak doğru yöne baktığımızı gösteren şeyler. Barışı arayan ben miyim? Bunu halledelim bunu çözelim lütfen adım atan evliliğinde dışarıda yumuşaklıkta büyüyor muyum? Dostlarım, kardeşlerim, çocuklarım, eşim için yumuşak bir yastık mıyım? Kilisem benim omuzumda teselli bulabilir mi? Yoksa daha dikenli bir kaktüs gibi batıyor muyum? Kızgın mıyım, öfkeli miyim? Bana yanaşıyorlar mı, yumuşaklığımda teselli buluyorlar mı? eşim, dostum, kardeşim yumuşaklıkta büyüyor muyum? Çünkü Tanrı'dan gelen bilgelik bu. Uysallık. Uysal. Uysallık bugün dünyanın nefret ettiği bir kavramdır uysal. Uysal kediler nasıl tanımlarız uysalı? Alıp sevebilirsin onu, dokunabilirsin. Uysal söz dinler. Kutsal kitapta söz var. Uysallığınız herkes tarafından bilinsin. Uysallıkta büyüyor muyum? Ve merhametli miyim? yoksulun derdi olana hassas mıyım, yoksa kendimde mi? O zaman bunlar bize pusula olan şeylerdir. Pusula bize yol gösterir. Ve pe peki biz bütün bunlara bakarken ruhsal pusulamız, şunu da unutmayalım. Tanrı'nın ruhu bizi büyütme ve olgunlaştırmak ister. İblisin ruhu iste buna muhalefet eder. Yani bizim büyümemizi istemez. Biz aslında iki gücün arasındayız. Tanrı bizi büyütmek ve büyütmek aracılığıyla bize bereketlerini vermek ister. İblis ise o da kendi yalanlarıyla bizi büyümekten alıkoymak ister. Yani sahada Tanrı var ve İblis var. Bu yüzden şeytan da bize kendi pusulasını verir. Kendi sebeplerini verir ki biz Tanrı'nın gösterdiği yöne değil de öbür tarafa gidelim diye. Bu yüzden bugün bu Yakup mektubuna bakarken bazılarından inceleyeceğiz. Pusulalardan ilki Tanrı sözü. Bizler hayatımız nasıl gidiyor anlamak istiyorsak Tanrı'nın sözüyle zaman geçirmek gerekiyor. Bu eskiden ben küçükken babam araba kullanırken mesela Antalya'ya gideceğiz değil mi? Harita açardı böyle harita. Eskiden navigasyonlar yoktu. Gazetelerin verdiği böyle çarşaf gibi üstüne örtersin, üşümezsin yani. Haritalar açıp sürekli haritaya bakıp ha buradayım, buraya gidiyorum, Buradan buraya gidiyorum. Sürekli yolu takip etmek zorunda kalırdı. Şimdi biz telefon tele, telefonlarda navigasyonlarda sürekli araba kulu böyle harita bakıyor. İşte kardeşler kutsal kitap bir imanlının yaşam haritasıdır. Nerede olduğunu, yaptıklarını kutsal kitaba getirir ve ben ha ben doğru yapmıyorum. Bunu düzeltmem lazım der. Bu yüzden diyor ki Rabbin yasası yetkindir. Cana can katar. İsa dedi ki sözlerim bende kalırsanız sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin. Bakın eski antlaşma Mısır'dan çıkış. Diyorlar ya eski antlaşma yeni antlaşma falan. Beni seven buyruklarıma uyan binlerce kuşağı sevgi gösteririm. Rabbin sözü. Aynı şekilde Yuhanna 14.23'te İsa ne diyor? Beni seven benim sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona geliriz, birlikte yaşarız. Kim buyruklarımı bilir, yerine getirirse işte beni seven odur. Olgunlaşmak demek hayatının her alanına, iş hayatına, kilise hayatına, evlilik hayatına İsa'nın sözlerinin girmesi ve onlara teslim olmak demektir. Peki iblisin verdiği pusula nedir? Tanrı bunları bize söylerken İblis ne diyor? Sahte bilgilik ne diyor? Zamanım yok. Tanrı'nın sözünü okumaya zamanım yok. Yemek yemeye zamanımız var. Instagram'a zamanımız var. Hikaye atmaya zaman var. Dizilere zaman var. Ve kutsal kitap okumaya zamanımız var. Ama ne diyor? İblis bizi kandırıyor. Zamanın yok. Çok yoğunsun ama asıl olan önceliğimiz değildir. Ama Tanrı önceliğimiz olmaya uygun. Tanrı sözü benim için değil. Ben bunu duydum. Mesela bir bayanla konuşuyordum ben. Dedim ki ama bak kutsal kitap diyor ki Sara böyle böyle yaptı. Sen de yapman lazım. O dedi ki benim kocam İbrahim gibi değil ki ben Sara gibi olayım dedi. Yani bana göre değil o. Benim için değil o söz. Başkası için. Yani benim itaat edebilmem için önce öbürlerinin itaat etmesi lazım. O adam olsun ki ben de bağışlayayım. Yani bana göre değil Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın sözüyle uyum içerisinde yaşamak ve uyum olmayan noktalarda çalışmak. Tanrı'nın sözünün yetkisini kabul etmek. Benim hayatımın bu noktası Rab'bin sözüyle uyumlu değil ama karar vermemiz gerekiyor. Ne istiyoruz? Tanrı'dan gelen bilgeliği ve bereketi mi yoksa cinlerden gelen bilgeliği mi? Ve diğeri de Tanrı'nın sözü bize yetmez. Ya niye bu kadar kızgınsın? E ben kızgın olmayınca beni eziyorlar ama bak Rabbin sözü diyor ki yumuşak huylu ol böyle böyle. E İsa'yı da çağırmaya geldiler. Yani Tanrı'nın sözü itaat beni korumaya, bereketlemeye yetmez. Kendim de katmam lazım. ...bazen de bundan kandırılıyoruz. Hepimiz farklı farklı. İblis öyle diyor. Yani affedesin de yarın gene yapsın. Ha, bağışla bağışla salak yerine koysunlar seni. Ha, i̇taat et seni koyun zannetsinler. Bunlar iblisten gelen bilgeliklerdir. Eğer biz bunlardan birine ya da birkaçına inanmış olabiliriz... ...bugün maksat... Bak işte ben böyle böyle düştüm eyvah öyle değil hayır biz sadece bir pusulaya bakıyoruz bulunduğumuz yeri anlamaya çalışıyoruz çünkü biz hepimiz Tanrının bereketini istiyoruz değil mi? Onun için buradayız niye 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 geldiniz bugün buraya? Geçiyorduk uğradı bir arkadaşa bakıp çıkacaktık değil mi? Parlamaya geldik. Bir parlamaya, geldik. parlamaya geldik Amin hepimiz parlamak istiyoruz ve pusula olarak doğru yöne gitmiyoruz. Ayşegül ne dedi? Mesih'in gelişi yakındır. Ben size söyleyeyim. Mesih'in gelişi yakındır. Mesih en fazla 100 yıl içinde gelecek. Gelecek derken öyle değil. Galiba bir 100 yıl içinde bu odadan hiç kimse hayatta olmayacak değil mi? Bir 100 yıl içinde burada başkaları oturuyor olacak değil mi? Ve biz bu dünyadan göçtüğümüzde Mesih'in gelişi bizim için ertesi gündür. O kadar yakındır. Mesih yeryüzüne ne zaman ayak basar bilmiyorum ama benim için en fazla 100 yıl içinde gelecek. Vahan için. Senin için de. Tabi yani bazılarımız Rab 200 yıl ömür verir. Amin. Ama biz sadece yer alıyoruz. İkinci pusula öyesi. Yürek. Ha bu resmi mi koymuşum? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel olur. Böyle halka halka tavada. Yani evet. Seven var mıdır? Yasa, yasa be. İşte, işte Kut Kilisesi hamdolsun. Yürek, duygular. Duygular vardır. Ve aldatıcıdır. Anlatayım size. Ben bir kafe işletiyordum genç 19 yaşındayken modada. Öğrenciler gelirdi o zaman böyle kızlı erkekli bazen de sevgililer gelirdi üst kata. Ben de alt katta müziği oynatırdım. Böyle gençler mutlu mutlu gelirlerdi. Bak şimdi ben göstereceğim onlara derdim. Bir takardım İlhan İrem'i. O zaman İlhan İrem'i çok severim ben. Kendim yani çok da dinlerim ama yani on şarkısını arka arkaya dinle depresyon garantisi vardır yani. Kesinlikle bir açardım İlhan İrem'i. Yukarıdan gözlerdim suratlar düşüyor dünya başlarına yıkılmış. 15 dakika evvel neşeli kumpir sipariş ediyorlardı yani. 15 dakika sonra dertler derya olmuş. Rakı söyleyecekler neredeyse. Ya da kavga eden gençler gelirlerdi böyle. Bir romantik şarkıları bir açardım böyle bir anda yüzler gülerdi. Kardeşler duygular böyle. Bak size garanti bir kağıt alın şimdi eşinizin en kötü 10 huyu üzerine düşünün. Garanti eve gidince kavga edeceksiniz. Kesin. Duygular böyledir. Ya da açın albümlere bakın eski fotoğraflarınıza yüzünüz gülecek bir anda böyle sarılacaksınız. Duygular böyledir. Duygular bizi aldatır. Ve siz su görüntünüzü nasıl yansıtıyor da yürek de insanın içini yansıtır. Yüreğimizde ne var nasıl anlayacağız? Kutsal kitap önemli bir ölçüden bahsediyor. Sözler. Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. Burada kötü hissetme yok. Biz yürekte ne var anlamaya çalışıyoruz değil mi? Doktora gidince ne yapıyoruz? Bir MR çektiriyoruz ne var diye. Kutsal kitap yüreğimizde ne olduğunu görmek istiyorsak sözlerimize bakmamız gerektiğini söylüyor. Kızınca, öfkelince ne sözler çıkıyor ağzımızdan? Sevdiklerimize karşı sözlerimiz pak mı, yumuşak mı, sevecen mi, dikenli mi, acı mı? Çünkü yürekte ne varsa sözler taşan kısmı. Sorun sözler değil, sorun yürekte dolu olan şey. Senin yarın kızınca ağzından taşacak şey bugün yürekte duyuyor. Yarın sadece biri düğmeye basacak, o taşacak. Ama bugün orada o. Ve Kusa Kitap güzel bir pusula veriyor. O zaman ne tarafa baktığımızı bakın ne diyor? Yürek temizliğini ve güzel sözleri seven kralın dostluğunu kazanır. Burada sorun olabilir. Çözümü nedir? Kolay. Ey Tanrı, bunu Davut söylemişti Mezmur 51'de. Temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Peki engeller neler? Engeller neler? Niye yüreğinde, ağzında kötü sözler var? Onlar yüzünden. Bunlar da iblisten gelen bilgelik sözleri, pusula. Yüreğin tabi ağzından çıktı. Onlar yüzünden, trafik yüzünden, patronun yüzünden, karın yüzünden, kocan yüzünden, hocan yüzünden. Niye? Şartlarım böyle. Öfkeliyim. Yani etrafımda herkes böyle nasıl sakin olayım? Ya da kurban rolündeyim. Yazık bana. En şey benim zavallı ben. Ben kendimi korumazsam kimse beni korumayacak. Kurban rolüne bürünmüşlük. O yüzden tabii öfkeli olacaksın. Bak onlar ne kadar rahat, sen ne kadar zor. Oo oh, o öyle yapsın. Ben böyle kurban rolü. Başkalarının etkilerini düşünmek o bana öyle yaptı, bu buna şöyle yaptı, bu bana böyle yaptı, böyle yaptı. Ben tabii böyle olacağım. Yani haklı çıkarmak yürektekini. Bunlar iblisten gelen bilgelik yöntemidir ve bizi böyle ikna eder. Ve biz hiç fark etmeden kanmış olabiliriz bunlara. O zaman ilk pusula neydi? Hatırlayan var mı? Tanrı'nın sözü. İkincisi yürek. Yürekte ne var? Bugün yüreğinizde ne var? Bakarsanız ruhsal olarak nerede olduğunuzu fark edebilirsiniz. Nerede olduğunuzu fark etmek önemli çünkü ne tarafa gideceğinizi de fark edebilirsiniz. Ne tarafa gidebilir? Mesela böyle bir film vardı. Eski zamanlarda bir korsan gemisi açık denizlerde kayboluyor. Düşünün. Hiçbir kara parçası yok etrafınızda ve belli bir yere gidiyorsunuz. Herhalde İspanya'dan bir yere gidiyordu. Belli bir yere yolunuzu nasıl bulacaksınız? Ben neredeyim? Nasıl bulabilirsiniz? Onlar iki yöntem kullanıyorlardı. Bir takım yıldızlarından geceleri konumunu ve güneşin doğduğu ve battığı yöne bakarak, "Ha, ben şimdi buradayım." en önemli şey odur. Ne tarafa gideceğinden önemli olan şey nerede olduğundur. "Ha, ben şimdi buradayım." O zaman bu tarafa gitmem gerekiyor. Bu emareler bize ruhsal olarak nerede olduğumuzu gösterir. Ya şey de var, kulak okşayıcı sözler söyleyebiliriz onlar da da ama bunlar bize ruhsal olarak nerede olduğumuzu gösterir. O zaman yürek nerede? Yürekte ne var? Bu önemli bir pusula etkisi. Üçüncü pusula etkisi kilise. Kardeşler kilise kilisesiz olmuyor gerçekten. Kilise Rabbin halkıdır ve topluluğudur. Bizim birbirimize ihtiyacımız var ruhsal olarak olgunlaşmak için. Çünkü ilk imanlar da öyleydi. Mesih de kendisine küçük bir kilise kurdu. Öğrencilerini seçti. Kilise önemlidir. Kilisede kilisede farklı armağanlar vardır. Farklı armağanlarımız var ve ihtiyacımız var. Yani mesela Andrew çok hikmetli bir kardeşi. Onunla ben herhangi bir konuda konuştuğumda çok güzel fikirler. Her zaman fikirler geliyor Andrew'dan ve hep hayatıma faydalı bu mesela. Mesela Gökhan merhamet armağanı var. Ben biliyorum burada böyle 20 30 kişi varsa Gökhan hep en köşedekini görür. Her zaman. Ve bizim bu armağana ihtiyacımız var. Marta neşeli mesela, onu gördüm hep güler mesela, iyi kötü sıkıntısı o bu su ama neşeli ihtiyacımız var ona. Kübra fark etmediklerimizi gösterir. Asu bizim böyle bayrağımız gibi her zaman zorlukta da iyilikte de Rabbin gücünü yansıtan. Avni abla bizim öğretmenimiz öyle böyle doğruyu Öyle de yapsan sen bunu söyleyemezsin, yapamazsın der. Ayda abla cesaretimiz cesurdur Ayda abla. Bir şey olsa hiç söyler, hiç öyle. Yani hepimizin aynı, Rays abla, anne, hepinizin ayrı ayrı. Deniz müjdecidir mesela, ihtiyacımız var. Her yerde korkmadan İsa'nın sözünü anlatır. Cesurdur. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. O zaman bu pusula etkisi kiliseyle ilişki nasıl? Kilisede hesap verdiğim kardeşler var mı? Hesap verilebilirlik var mı hayatımda? Bana özel soruları soran kişiler var mı? İzin verdim mi? Bana her şeyi sorabilirsin. Bağımlı mıyız kiliseye? Çünkü kutsal kitap aslında kiliseye sadece biz bir tiyatro gibi katılmıyoruz itaatimizi hayatımızı kiliseye teslim ediyoruz. Bakın ne diyor? Ey gençler siz ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize alçak gönüllüğü kuşanın. Bizler birbirimize bağımlıyız. Siz gelip bana vahan bu yaptığın iyi değil günah deme hakkınız var kutsal kitapta. Ve demelisiniz. Beni seviyorsanız demeniz gerekir. Beni de gördüğünüzde beni seviyorsanız. hesap sormanız gerekir. Neden böyle yaptın? Neden böyle söyledin? Neden böyle öfkelendin? Bu parayı biz birbirimize hesap verebilir bir hayata çağrıldık kardeşler. Bakın ne diyor? Yol göstereni olmayan ulus düşer, danışmanı bol olan zafere gider. Sizin yol göstereniniz kimdir? Danışmanınız kim? Zorluklar olduğunda danıştığınız kimse var mı? Şey güzel tabi Ben Tanrı'ya danışıyorum kontrol eden yok nasıl olsa Rabbe danışıyorum. Gören eden yok. Hayır. Kilise böyle bir yer değil kardeşler. Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirimize bağımlı oluyoruz. Ve eğer senin hayatında bu kişi yoksa bugün bunu yap. Birine git ve de ki ben hesap verilebilir bir hayat yaşamak istiyorum. Sorunlarınızla gelebilirsiniz kiliseye. Yanınızdaki kardeşinize ben de buradayım bunun için. Kilise ihtiyarları da bunun için burada. Bu sorunum var, bu sorunum var. Bu konuda zorlanıyorum. Öfke konusunda, zor, bağışlama konusunda. Bunu yapıyor musun, büyüyor musun, adım atıyor musun? Ya da iblisten gelen bunun muhalefeti var. Güvenilir kimse yok kilisede. O yüzden yapmıyorum. Beni onlar anlamaz. O yüzden yapmıyorum. Onlar kendilerine baksınlar. Onların da günahı var. Tabii benle mi uğraşacak o kendine baksın. Ben özel şeylerimi paylaşamam. Öyle mi? Bakın kardeşler bir imanlının hayatında olması gereken en önemli resim aslında Mesih'in üstünde de Tanrı vardır. Mesih babanın yetkisi altındadır ve itaat eder. Arada kilise vardır. Kilise Mesih'in yetkisindedir. Mesih'ten sonra ve kilise Mesih'e itaat etmek zorundadır. Ve koca kiliseye boyun eğmek durumundadır. Mesih'e ve kocaya ve eş kadın kocasına boyun eğer bir hayat yaşamak durumundadır. Kutsal kitapta anlatılan düzen budur. Çocuklar anneye ve onun büyüklerine boyun eğen bir durumda yaşamadır. Kutsal kitabın yetki sıralaması budur. Bu konuda kiliseye Tanrı'nın sözüne bağımlılıkta büyüyor muyuz? Hesap veriyor muyuz? Ya da yapmamak için bahanelerimiz mi var? Çünkü bakın burada önemli bir prensip var. Yuhanna'da İsa anlatıyordu bakın. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kimler hesap verilebilir bir hayat istemez. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa çıkmak istemez. Ne demek bu? Mesela bazen biz yani evli çiftlerle tanış çalışırız. Yani birbirimize de. ve bakarız ki yani bir tanesi aslında danışmanlık istemiyor. Neden? Çünkü yaptığının aslında kötü olduğu aşağı çıksın istemiyor. Öbürü istiyor. O değişime hazır. Ama bu istemiyor. Mesela işte kızgın kardeşiyle küskün o bu. Ya bir konuşalım. Hayır istemiyor konuşmak. Ben bunları konuşmak istemiyorum diyor. Neden açığa çıksın istemiyor? Bu, bu o kişinin yüreğindeki kötülükten falan değil. Bizim yüreğimizde kötülük yok. Biz Mesih'in çocuklarıyız. Yeni bir yüreğimiz var. Ama cinler tarafından ya da benlik tarafından kandırılmış olabiliriz. Sanırız ki açığa çıkınca biz kaybedeceğiz. Oysa biz haklılığı değil Rabbin bereketini arıyoruz kardeşler bereketini arıyoruz. Ama şeytan bizden gizler, unutturur bize Tanrı'nın sözüne getirirsek bereket alacağımızı hep beraber. unutturur. Bu yüzden kapanırız. Kimseyle görüşmeyiz. İlişkiler kopuk olur. Neden? Çünkü ışık çıksın istemeyiz. Bizi kandırır. Muhalefet. Son. Tanıklık. Çevremize yaydığımız ruhsal koku nasıl nasıl bir parfüm kokusu bizden yayılıyor çevremize tanıklık yani bize görenler ne anlatıyor şimdi benim konuştuklarıma bakmayın beni gidin şok markette çalışana sorun beni gidin mahallemdeki tesisatçıya sorun beni gidin buradaki komşulara sorun vahan nasıl biri deyin olması gereken şey onların dışarıdan Mesih'i görmesi benim burada anlattıklarım başka olması gereken tanıklık. Ve bunlar nasıl görünüyor? Pak. Dışarıdan insanlar baktı mı pak birini görüyorlar mı? Ahlaklı. Ben acaba adam ben burada konuşuyorum buradan dışarı çıkarken işte kızın birine yan gözle baktığımı görüyor mu acaba komşu? Ne düşünecek o zaman benim için ya bu adam vahiyiz ama dışarı çıkınca kızlara bakıyor demeyecek mi? Saf mı? Pak mı? Barışçıl mı? Barışçıl birini görüyorlar mı? Kavgacı birini mi görüyorlar? Sadece onlar değil, eşimin ailesi mesela vahana bakınca nasıl birini görüyorlar? Yumuşak mıyım? Görüyorlar mı yumuşaklığımı? Uysal? Uysalın zıt anlamlısı ne olabilir? ...dik başlı vahşi... ...değil mi... De ...efendim... Hırlaşan, ...hırlasan ha, ha vahşi... <laughs> Vamp, ...evet yani uysal oysa... ...değil mi böyle nasıl anlatırız uysalı... Hır, hır, şık, ...evet... ...merhamet var mı yüreğinde... ...ihtiyacı olanlara... ...en yakınından akrabalarından eşinin akrabalarından... ...onların çevresine... İhtiyaç içinde gördüklerine merhametli mi? Her zaman para demek değil merhamet. Para vereyim ama duyarlı mı? Yani senin canı yanıyor. Arıyor mu soruyor mu? Bakın aramızda hastalar var. Ne dedik? Dua defterimize yazdık. Arıyor muyuz soruyor muyuz? Çevremize bakıp. Herkes Gökhan yine güzel bir şey söyledi. Herkes böyle dışa denik herkesle merhaba diyen öyle birisi değil. Bazılarımız daha içe kapanık. Bazılarımız ağır bir yükle geliyor buraya. Kimseyle konuşacak hali kalmıyor. Merhametli mi? Görüyor mu o kişiyi gidip yanına? Ya nasılsın, iyi misin? Nasıl dua edeyim senin için? Merhamet. Bu işte yüreğimizde bunlar var mı? İyi meyveler. Çünkü değil mi? Bizi önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere yaratıldık ve seçildik. İyi meyveler Mesih'in kokusu yayılıyor mu bizden? Bakın Filipeliler ne diyor? Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Mesela bütün insanlar sizi uysal olarak tanıyorlar mı? Biliyorlar mı? Engeller zamanım yok. Engeller, insanlar zor. Benim tanıdığım bir rahip var. Nasılsınız padre diyorum. Diyor ki Tanrı'yla iyiyim ama insanla zor diyor. <laughs> Engeller neler? İnsanlar zor. Doğru zor. Bir gün bir vaazı hatırlıyorum. Bir kadın çocuklarıyla çalışıyor. Kadın şey diyor. Bir gün Tanrı'ya yakarıyordum diyor. Rab diyor. Dur bakayım. Ha Kendi çocuklarıyla çalışırken bir sürü sorunu yaşamış kendi çocuklarıyla. Tanrı'ya şikayet ediyor. Diyor ki ya insanın çocuklarıyla çalışması ne zor ya. Ve Rab ona cevap vermiş. Evet biliyorum. <laughs> Biliyorum. Biz Rab'e kolay mıyız sanki? Biz kolay mıyız sanki? Ama Rab bizi bir araya getirdi. Herkesi de mutlu edemem canım. O da var bugünlerde değil mi? Herkesi mutlu etmek zorunda değilsin. Elçilerin işleri ikinci bölüm. Herkesin övgüsünü kazanmışlardı imanlar. Herkesin yardımseverlikleriyle bilmem neydi. Herkesi ben mutlu edemem kimse. Elçilerin İşleri 2. bölümü aç bakalım bir bak. Herkesin beğenisini kazandılar. Nasıl? Merhametleriyle, sevgileriyle, ...alçak gönüllükleriyle... birbirlerine bağlılıklarıyla, itaatkarlıklarıyla. Herkesin Elçilerin İşleri 2. bölüm. Tabi herkesi mutlu edemiyoruz, herkes eriştir. Ama Rabbi gerçekten hoşnut eden hayat Çevresine uygun tanıklık verince herkesin hayranlığını da kazandırıyor. Konukseverlik, konuksever miyiz? İnsanları yüreklerimizde konuk ediyor muyuz evlerimizde? Bakın ne diyor? Bazıları hiç bilmeden melekleri ağırladılar. İsa ne diyor? Bana su verdin, yemek verdin. Ne zaman verdik Rab diyor ki benim adımla verdiysen bana vermiş sayılırsın. Birçoklarınız İsa'ya su verdiler. Birçoklarınız İsa'yı evine aldı. Birçoklarınız İsa'ya yemek verdi. Ne zaman? Çünkü onun adıyla başkalara yaptınız. Ve belki pek çok zamanda yapmadık. İşte bu konularda büyüyor muyuz? Sonuç olarak kardeşler, bir imanlının önünde iki yol vardır. Yeşu 8-34 Diyor ki Diyor 8.34 değil. O ayeti yazmamışım. Diyor ki işte önünüze yaşamla ölümü koydum. Bereketle laneti koydum. Yaşamı seçin ki yaşayasınız. Bizim önümüzde olgunlaşarak büyüdüğümüz, Tanrı'nın sözünde büyüyerek bereket alacağınız bir hayat vardır. Ama bunun için pusula çok önemli. Karar vermek. Bugün karar ver. Ne istiyorsun? Çünkü her bakımdan kararsız olan kişi Rab'den bir şey almayacak. O yüzden istiyorum ki süreyi açtık biliyorum. Tanrı'nın sözüne yaklaşımın nasıl ilk pusula? Evet yasanın tekrarı 30-19 teşekkür ederim. Tanrı'nın sözüyle aran nasıl? Hem okumakta hem boyun eğmekte. İki duygularında ne var? Yürekte ne var? Tavada değil şuradaki yürekte. Üç, kilise. Öğreniyor musun? Olgunlar seni öğretiyorlar mı? Senin öğrettiğin genç imanlılar var mı? Dört, tanıklığın nasıl? İşte bugün bize ruhsal olarak nerede olduğumuzu gösterecek birkaç örnek size anlatmaya çalıştım. Amber gelsin bize. Burada mı Amber? Yok mu? Nilüfer sen biraz bize ilahi çalar mısın? Nilüfer ilahi çalarken biz birkaç dakika dua edelim ve Rabbin önünde duralım. Bunlardan hangileri var? Çünkü adımlar basittir. Eğer doğru yerde olmadığını düşünecek olursan yapman gereken basit adımlar var. Bir, hemen tövbe et. Mesih'in kanı hemen seni bağışlayacak, kurban verildi. İkinci adım bizi şey korkutur. Ben bundan nasıl kurtulacağım? Bu kocaman şey. Bunu düşünme. Ben yarın bunu yapmayacağım o kadar. Günlük zaferlere odaklanalım önce. Rocky 4 filminde var bu. Bütün maçı nasıl kazanırım bilmiyorum ama bir raunt daha varım. Ben bir hafta boyunca bu günahtan nasıl kaçabilirim bilmiyorum ama yarın kaçarım bir raunt daha. Öbür günde buna bakarız. Olur mu? İki adım. Rabbin sana gösterdiği şeyden hemen tövbe et. Yardım alman gerekiyorsa sor Rabbe ve birine git benim için dua istiyorum de ve günlük zaferine odaklan. Konuşmak, dua etmek istersen burada bir sürü kardeş olacak. Dua edelim. Sonra ben duayla bitireceğim.